Pınar Göçerlik yaşam tarzının Anadolu'daki son temsilcilerinden olan sarı keçili yörükleri, gelişen teknolojiye rağmen bin yıllık geleneklerinden vazgeçmiyor. Yaz aylarını, serin yaylalara sahip olduğu için Konya ve Karaman'da geçiren yörükler, kışın gelmesiyle birlikte ılıman iklimin etkili olduğu Mersin'in yolunu tutuyor. Yaşamlarını sadece kıl çadırlarda geçiren sarı keçili yörükleri, keçilerden elde ettikleri, sütten yağ, peynir, yoğurt yaparak geçimlerini sürdürüyorlar. Yazın keçilerin kıllarını keserek kilogramını 1 liradan satıyorlar. Sarı keçili yörüklerinden, Kuş Ali, lakaplı Ali Uçar binlerce yıllık kültürü devam ettirdiklerini vurgulayarak, yaz mevsiminde Konya'nın Hadim ilçesinin yaylalarında, kış mevsiminde ise Mersin'in yaylalarında geçirdiklerini anlattı. Konar göçer yörüklerin artık kalmadığını, devenin bittiğini, yörüklüğün de bittiğini söyleyen Ami Uçar, ama kanımız yine yörük kanıdır. Devesiyle, keçisiyle, koyunuyla göçen gerçek bir yörüktür. Hayatta kon göç yaparak uğraşıyoruz. Bazen bir yerde 3, bazen de 5 ay oturduğumuz olur. Mallarımızla develerimizle uğraşıyoruz. Duruyoruz Allah'a şükür dedi. Mersin'den göçtük mü Hadim, Konya yaylalarına çıkarız. Aladağ diye bir yer var Hadim'in. Oralarda kalırız. Oralardan güz mevsimine geldim aşağı Sehil'e gideriz. Ama aslımız, neslimiz Orta Asya'dan göç edip de gelen Oğuz Boğu Türklerindeniz biz. Gerçek bu meslek Orta Asya'dan göç edip de gelen dedelerimizden, atalarımızdan kalan bir meslektir bu bizim mesleğimiz. Biz bunu son olarak son konar göçü olarak birazcık ben yürüdüyorum bu işi. Var evet yürüyümüz çok ama tabii o adamlar mallarını, develerini sattı, azalttı. Devem bilersek birazcık bende kaldı, kimse de kalmadı. Bunu kalmadığı için de ben de atalarımdan, dedelerimden gördüğüm için bundan vazgeçemiyorum. O devenin ayrı yani benim yanında bir sevgisi, bir özelliği var. Ama kılgeçi de var ya, kılgeçi öyle değil. Ama önemli olan devedir. Devenin de özelliği nedir biliyor musun? Devenin özelliği şudur. Allah tarafından evveli biz Mersin bölgesinden göç edip harekete bu yanına başladığımızda bu Karaman, Konya köyrükleri derimişkine ulan yörükler bir gözse hareket etse de bir yağmur yağsa da bereket gelse derimiş. O zamanlarda da biz geldiğimizde yağmurlar yağıyordu. Ama şimdi ise şu günlerde yağmur da yağmaz oldu birkaç senedir. Develeri biz şöyle ötelerden, dedelerimizden, atalarımızdan gördüğümüzde malzemelerini taşırlardı. Araç yoktu, yol yoktu, sokak yoktu. Araçların sadece araba olarak bu malzemelerini, çadırlarını, yiyeceklerini, içecekleri hep devede taşırlardı. Deve şöyle birbirine dikkatle giderken ona da kervan derlerdi. Eskiki düzen yani. Hani o develer onun için taşıyorduk biz. Onun için taşıyoruz. Bir de genereğimiz olduğu için genereğimizi öldürmemek istiyorum ama son günlerimiz. Ali Uçar'ın eşi Hatice Uçar ise Torosların zirvesinde hayvanlarıyla geçimlerini sağlamak için yazın ve kışın göç etmek durumunda kaldıklarını ve göçebeliğin bir hayat tarzı olduğunu söyledi. Yaz ve kış ayı sürekli dağlarda kıl çadırda kaldıklarını anlattı. Mutlağımız süren her şeyimiz burası. İşte ama zor olsa hani alıştık. Bir tane zor gelmiyor bize gene de. Yapıyoruz. Tutuyoruz, yiyoruz, yıkıyoruz. Su sorunları olmazsa daha da. Su sorunları çok zor. Su yok. Su bulmamız zor şimdi. Bu şeyde. Suyu neden getiriyorsunuz? Vallahi şöyle gidiyoruz işte şu anda bir yerde bir su var. Orada gidip tanka doldurup geliyoruz. Tankta 2-3 gün 5 günde giderse kullanıyoruz işte. Öyle. Değilse su yok. Tabii ki. Yaşam şartlarımız bu işte. Yaylaya çıkmak zorundayız. İlla ki bu işleri yapmak zorundayız. Yani yapmasak olmuyor. Her zaman böyle alışmışız, böyle görmüşüz. Böyle yapmaya mecburu yapıyor. Yapacağımız başka bir şey yok. Göçer yaşamının şeyleri bu işte. Yaptığımız şeyler bunlar.